Son dönemlerde yaşadığımız yangınlar, bununla alakalı herkesin kendi kurumsal kapasitesini güçlendirmesiyle ilgili gelen yenergeler var, talimatlar var ve bize düşenler var. Biz bu yaptığımız çalışmada bir taraftan Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuyla alakalı bütün çalışmalarını güçlendirdik. Bugün itfaiye bölümümüz hem beşeri sermaye, itfaiye mezunu, çocukların yetiştirilmesi, hem makine ekipman, hem kullanılan köpük miktarıyla bölgenin ve ülkemizin en güçlü itfaiye ekibi haline dönüştürüldü. Bugün de toplanmamızın nedeni Orman Bölge Müdürlüğümüze yaptığımız görüşmede özellikle önleyici tedbirdi. Tehlikeyi azaltma, toplumsal bilinci yükseltme, malzeme desteğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada orman köylerimizin bu gördüğünüz malzemelere çok ciddi ihtiyacı olduğunu, bu malzemeler ellerinde olduğu zaman da çok hızlı bir şekilde müdahale etme gücünü artıracağını söyledi. Biz de onun üzerine Gaziantep Büyükşehir olarak Orman Bölge Müdürlüğümüzle vekillerimizin huzurunda bir protokol yapıyoruz. Ne kadar orman köyümüz varsa ve ne kadar bunun malzeme ihtiyacı varsa Büyükşehir olarak biz karşılıyoruz. Bunun içerisinde bu gördüğünüz özellikle hızlı müdahalede su pompaları, yangın tüpleri, tırmıkla bunların hepsi bizim Orman Bölge Müdürlüğümüzden bizden istenen malzemeler. Bunları vermek üzere huzurlarınızdayız. Bu yaptığımız çalışma ile önleyici tedbiri güçlendirmiş oluyoruz. Muhtarlıklarımız ve orman köylerimizin hepsini eğitime alacağız. Bu eğitimde ilk müdahalede ne yapılacak? Bu çok önemli. Bunun planlamasını yapacağız ve bu malzemelerin hepsini orman köylerimize dağıtacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bu tam bir Gaziantep modeli. Biliyorsunuz Adalet Bakanımızın önderliğinde, milletvekillerimizin desteğiyle bütün sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz. En son Tarım Bakanımıza gittiğimizde Gaziantep'in daha yeşil olması için, daha fazla fidan dikilmesi için taleplerimiz olmuştu. Fidan dikimi de özellikle 2023'e kadar 27 milyon fidanın toprakla buluşması konusunda çalışmalar devam ediyor. Ama mevcudu korumak lazım. Mevcudu korumak için de çok güncel olan yangınlarla ilgili dün toplantı yaptık. Toplantıda Orman Müdürümüzün eksik ihtiyaçlarla ilgili talepleri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, Sayın Bakanımız, hiç ikiletmeden biz bunu karşılayalım. Bu konu ihmale gelmez. Zaman kaybetmeyelim. Dün karar verdik ve bugün süreç başlamış oldu. Yaklaşık 180 civarında orman köyümüz var. Bu 180 köyün hepsine dağıtılmış olacak. Yerinde müdahale edilmiş olacak. Benzetmek gibi olursa, nasıl arabamızda yangın tüpümüz var, evimizde yangın tüpümüz var, iş yerinde yangın tüpümüz var. Bu da köylerin, ormanların yangın tüpü gibi düşünmek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sayın vekillerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Gaziantep gerçekten bugün içerisinde geleceği yaşayan bir şehir, bir öngörü şehri. Bu da sonuçta bir öncü şehir doğuruyor. Bugünkü bu geleceği yaşayan şehir olması hasebiyle de muhtemel bir farklı bölgelerde, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan yangınların şehrimizde vuku bulmaması için veya vuku bulduğunda da farklı boyutlara taşınmaması için geleceğin tedbirlerinin alındığını görüyoruz. Ben bu anlamda hem Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediye'mize hem Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Tabii ki bu önleyici faaliyetler çok önemli. Şu an ülkemizin birçok yerindeki yangınlar büyük oranda söndürüldü. Devam edenler var. Bunlara çok sağ olsunlar belediyelerimizin, başta Büyükşehir olmak üzere Şahin Bey, Şehit Kamil, kurumlarımızın araçlarıyla, personeliyle şu an oralarda yangınla büyük bir mücadele sürdürüyorlar. Ormanın kahramanlarına destek olmaya çalışıyorlar. Burada da bir önleyici faaliyet olarak yine şehrimiz içerisinde orman köylülerinin bu sürece en azından kendi olanakları dışında imkan sahibi olamadıkları bu imkanları sağlamak, sürekli destekte bulunmak istiyoruz.
Ama işin nihayeti şu, bu kaçınılmaz bir süreç. Ama bu sürecin üzerinde insan etkisi çok yüksek. Bunu gözden geçirerek kendimizi ona göre yeniden kodlamamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımıza kadar birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Ben bu güzel tören ve orman köylülerimize bugün orman yangınlarıyla da mücadelede çok anlamlı olan bu destek için Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.